İngiliz moda ödüllerine de yorumlarımızı yaptık. Onu da yaptık. Ee, İngiliz <laughs> puanları ürün, yabancı, verdik. Yabancı ünlüleri de şey yaptık. Bakın bir e, boşanma haberi var. İlginç bir boşanma haberi. Şarkıcı Asya'dan geldi. Boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi, iş adamı Şevki kaygusun iddiaları var. Ona yanıt vermiş. E, sunduğu dilekçelere diyor ki mahkemeye. Şevki e, Parkinson hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaçtır. Ancak 23 yıllık eşi ona ilgi göstermemekte, tekerlekli sandalyesini dahi itmek istememektedir, diyor Asya'nın eşi, boşanma Ka aşamasındaki eşi. Kaç yaşında eşi? E, 23 yıldır evliler demek ki e, ve çiftin 22 yaşında bir kızı var. Demek ki 22-23 yıllık e, evlilikler var. Evliliğinin. Eşi kaç yaşında? Parkinson hastalığından bahsediyorsun. Genelde yaş ilerleyince gelen bir hastalık. Yani şu an mesela eşi 70 yaşında mı geldi ki? E, kaç yaşında? Tekarlikli sandalye ya, 70 yaşında falan değil ne? Ama yaşında? zaten bir şey söyleyeceğim. Ee, Merak ettim yani. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum da Asya bu iddiaları yalanladı. Tekerlekli sandalyede falan değil bu yalandır. Ee, Avukatlarının dolduruşuna geldi. Mal kaçırma olayları falan var diyor yani. Evet. Asya e, bu konuyla ilgili şey yaptı ama tabii ki bununla da birlikte ya hani e, eşinin başına bir şey geldiğinde, eşin engelli olduğunda. Eşin e, yürüyemez ya da e, bir hastalığı olduğunda ne yapacağız? Evliliği bitireceğiz mi tartışmaları tabii ki gündeme tabii geldi. Tabii ki de hayır. Hastalıkta sağlıkta diye niye o zaman söz veriyoruz, yemin ediyoruz, evet diyoruz? Evet. Yani, ama bu hastalıktan dolayı mı bitirdi? Bir de şimdi o tarafı var. Ama, ama... iddiaya baksana e, Şevki Bey e, hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaçtır. 23 yıllık eşi ona ilgi göstermemekte tekerlekli sandalyesini dahi itmek istememektedir diyor. 22 yaşında da bir kızları var. Evet. 22 yaşında da bir kızları var. E, hastalığı ne zamandır tabii ki? Eşime perkülsyon başlangıcı teşhisi konuldu ancak tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu yalandır zaten diyor Asya. Bu suçlamanın arkasında mal kaçırma vardır. Yazık bizim 22 yaşında bir kızımız var. Onun ne hissedeceğini hiç düşünmedi mi? Ben eşim hoşlanmadığı için aile düzenimiz bozulmasın diye yıllarca müzik hayatımdan uzak kaldım. Yine de onun hakkında kötü bir şey söylemek istemem. Tam 29 yıllık beraberliğimiz var bizim. Para için bu kadar iftira atmaya değer mi demiş Asya? Bu arada Asya da 54 yaşındaymış. 65 doğumlu. Hiç durmuyor ben onu hep de çok küçük biliyordum. Evet, bak. Esas demek adı ki, da Tülay Keçi Alanmış. Demek şimdi ki. ölüme düştü. Ama 30, şimdi 30 yıl yani 24 yaşında falan evlenmişler. Evet. Bir de 22 yaşında zaten kızı olduğu için 54 yaşında olması normal demek yani. Hiç durmuyor. Hep böyle ufak tefektir minyondur. Asya hep böyle onu daha evsel küçük sanıyordum. Normal eşi de o zaman 60 üstü olabilir yani. Evet. Evet. Ama iddiaları kabul etmiyor. E, tekerlekli has, e, sandalyede değil diyor yani o da. Hı hı. Bu hastalığı tabii ki ne zaman başlamış onun detayı yok haberlerde. Evet 29 yıllık e, beraberlik tabii ki 29 yıllık beraberlik acaba aşk bitti, ilişki bitti, evlilik bitti diye mi? Yoksa tüm bu sorunların üzerine bir hastalık geldi. Tekerlekli sandalye veya yok fark etmez ama bir hastalık olduğu ortada. Bu hastalık gelince onun da mı yükü daha ağır gelmeye başladı? Yani 30 yıl boyunca bir insanla berabersen onun hastalığında da bence devam eder, korursun, kollarsın, evet. e, başka bir şey olabilir orada. Yani bir yıpranmışlık olabilir, e, başka bir şey olabilir. Ben hastalandı diye, e, hele balık burcuymuş aslında şimdi gördüm, vicdanlıdır ondan olduğunu hiç düşünmüyorum. Bir de o diyor ki zaten, burca burcu çok bağlı her şey, o kadar bağlı ki. Burcu. O kadar Sanki bağlı atıyorum. ki burada bak bir şey söyleyeceğim. Virgo'lar şey yumuşak olsa... kız, en hassas çabuk ağlayan burç balık burcudur yani. Bir dakika dokunsan, ama biraz anlar. karaktere göre de değişiyor. Tabii o, tamam ya. karakteri zaten Sonuna ona göre her... konuşuyoruz. Bur her burç değil bir sürü şey var da yani karakteri de yön veren şeylerin içinde zaten doğum ayıtan Karakterini ben otur bana ver haritanı sana karakterinin çoğunu söyleyeyim yüzde %90'ına. %10, %20'de kendim bir i̇şte şey Hani onun doğum açısına bakarsan. Bakmak de, lazım. Hani o yüzden dedim. Ama e, 24 Şubat doğumlu buradan ona baktım zaten direkt. E, ben e, yumuşak, e, naif yani kırılgan bir kadın. Kalkıp da aa, hani planlar yapıp adam artık tekerlekli sandalyede bırakayım diyecek bir kadın gibi gelmiyor bana Asya. yani. Dava böyle açılmış, avukatı tarafından belki maddi bir şeyler var. Zaten evet. diyor para için bu kadar iftira atmaya değer mi? Evet onu söylüyor. Onu ama e, bu çekişmeli boşanmalarda hep bu tür böyle e, çirkin şeyler ortaya atılıyor. Evet. Taraflardan biri tarafından ne ya, kötü? ya Kaç her iki tarafından. Evlisin? Gerçekten de bak 22 yaşında kızları varmış. Para için olabilir, bilmem ne için olabilir bilmiyorum ama gerekçesi ne olursa olsun. Tabii ki bu tür meseleleri e, 29 yıllık evlilik, beraberlik böyle son bulmaması lazım ne olursa olsun. Yani o o ya küçücük yaşta seninle evlenmiş. Kaç sene evli kalmış? Yani 3 yıllık, 2 yıllık hani bir para üzerine yapılmış bir evlilik de olmadığı belli. Orada da bir çocuk var. Evet. 22 yaşına gelmiş. Bence bu açılan sebep biraz trajik. <laughs>